Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda iş dünyası ile ilgili konuşacağız. İş dünyasının iki tane lokomotif sektörü aslında yapı ve inşaat birbiriyle birlikte olan sektörler. Tabii bu sektörlerden de gerçekten zor bir iş olan mermer sektörünü konuk edeceğiz. Kuvars Mermer bizlerle birlikte. Mustafa Keleş ve Gökhan Keleş konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi mermer konuşacağız çünkü gerçekten zor bir meslek. Son zamanlarda sosyal medyada böyle mermer videoları Biraz. dolaşıyor, benim de çok gözüme çarpıyor. Oradan da belli ne kadar zor bir işte uğraştınız. Bunları konuşacağız ama ondan önce Kuvars Mermer firmasını biraz daha tanıyalım. Ne zaman kuruldu, neler yapıyor? Kuvars Mermer, İstanbul Pendik'te bir ofis, ama böyle eski püskü bir ofiste kurulan, ufak sermayeye başlayan ve anne doğasıyla büyüyen bir firmadır. Bugün Allah'a şükürler olsun, iç piyasada iyi bir yer edindik. İhracatta da kuvvetli işler yapmaya çalışıyoruz. Harika. 35-50 kişi arasında projelere göre çalışanlarımız oluyor. İmalatımızda da makinelerimizi yenilikler de yapıyoruz. Bu şekilde aktif sektöre hizmet vermeye çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Kaç sene oldu yaklaşık olarak? 2010 yılında kurduk firmayı. 11 yıl. Ama babadan sektör içindeyiz yani. Baba biraz daha fabrikacıydı, onlardan öğrendik bu işi. Ama kuvars mermeri ilk olarak ben kurarak işimize başladık. Sonra abimi de yanıma alarak gücümüzü birleştirdik. Daha büyük işlere açılmaya İmza başladı. atıyorsunuz. Harika. Peki şimdi mermer gerçekten zor bir iş ve Evet. gerçekten doğal kaynaklarla yaratılan bir iş ama biraz daha mesleğin zorluklarından, günümüzdeki durumundan, inşaat sektörüyle birlikte zorlukları var mı? Onları da konuşalım. Ya mermer bir aslında müteahhitle beraber neredeyse işe başlıyoruz. Kabadan birlikte giriyoruz. Yani denizlik dediğimiz pencere altıyla. O mermerle başlıyoruz. En son kapının eşiğine kadar biz mermerci olarak bir inşaatın son haline kadar aktif bir şekilde çalışıyoruz orada. İşimizi teslim ediyoruz ama zorlukları çok, çünkü doğal bir malzeme. Bir müteahhite bunu veya bir kullanıcı bunu kabul ettirmek biraz zor oluyor. Çünkü biz malzemeye renk veremiyoruz, damar katamıyoruz. Olan bir malzemenin üzerine polisaj, yani cila yapıyoruz. Bu cilalı sunuyoruz aslında. Ama müşterilerimizde bazen renk tonlarından dolayı problem yaşadığımızda bunun üstesinden sektörel anlamda gelemiyoruz, ama mermercilik doğal anlamda güzel tabii ki de. Ya Ne? daha da gerisinde Buyurun. aslında, yani bloktan bunu çıkartması, kesmesi, biçmesi, zaten bir bloğun ayrılması 40-45 tonluk bir kütle. Bunu kesmek, ayırmak, ondan sonra bir günün alıyor insanın. Ki oradaki insan çalışması, yoruluyor insanlar, hani ölüm tehlikesinin de fazla olduğu bir yer. Dünyaca en zor mesleklerden bir tanesidir. Onu alıyorsun, nakliyesine gönderiyorsun, geliyorsun, fabrikada kesiyorsun, ama dışarıda bakıldığı zaman ya mermer hani çok basit görülebiliyor. Fakat en başına aldığınızda çok zor bir süreçten, güzel bir sektör ama yani şey olarak güzelliği şu, her şeyi yapay. Ürünleri güzel, hani rengi doğal bir renk. Sen boyamıyorsun, istediğin bir rengi boyayamıyorsun. Şu renk var, bu renk olmak zorunda. Damarı, her şeyi orijinal. Yani su yapısına göre taşın rengi oluyor. Bu yüzden dolayı bir zorluk çekiyoruz müşterimizden, ama yine de güzel bir mesleğimiz var. Evet, ben bilmiyordum mesela boyanabilir diye düşünüyordum hep ama şimdi siz söyleyince. Ya çok oynayabiliyorsun ileriki şeylerde, ama asıl ham maddesi zaten kendisi, sudan bile kendi damar takibini yapıyor. Görüyor, her şey net yani aslında. Türkiye'de nerede mermer yatakları daha çok? Nereden çıkar mermer? Yani Türkiye'nin aslında her bir bölgesinde keşfedilen veya keşfedilmeyen, ama Türkiye'nin her noktasında aslında mermer ve ham maddesi vardı, ocaklarımız vardı. Bunun da ağırlıklı, yani daha çok bilinen Bursa, Bilecik, Afyon tarafı, Elazığ, Bayburt. Bayburt'ta da mesela çok ocaklarımız vardır, ama biraz daha ihracat konusunda uzak kaldığı için Değil mi? orası çok aktif değil. Daha çok bize bu İstanbul piyasasına yakın olan, yani Bursa, Bilecik, buralar daha aktif bir şekilde ocaklar devam ediyor. Evet, tahminim de gerçekten en çok zorlanılan taraf nakliyedir gibi midir acaba sektörde bilmiyorum ama. Yani aslında her bir kısmı çok zor, Değil mi? ama yani taşı sonuçta bir dağdan koparak getiriyorsun. Nakliye kısmında da ilk blok halini taşıması aslında çok zor değil. Ondan sonra işledikten sonra o malzeme kırılmadan gidilecek
yere kadar götürmesi daha problem bizim açımızdan. Sert olduğu kadar narin bir taş sanırım mermer, değil mi? Kesinlikle öyle. İnceldikçe evet. Zayıflayıp kırılması çok daha kolay oluyor. Kibar davranacağız. Evet, kesinlikle. Peki böyle Türkiye'nin şimdi ihracat da var dediniz ama ithalatı var mı mermerin? Alıyor muyuz yurt dışından mermer? Sektör olarak gelir mi? Evet, ithalatı da çok yapılan bir sektör mermerdir. Evet. Peki dünyada mesela işte ihracat da yaptığınız için soruyorum. Böyle tekliflerde önümüze çıkan ülkeler ya da yarıştığımız rakiplerimiz var mı? Bunda daha çok Çin, İtalya. Her sektörde olduğu gibi Çin, mermer sektöründe de rakip. Evet, ham madde özellikle bizden alarak işlenmiş bir şekilde bizim karşımıza rakip olarak çok çıktı. Öyle mi? Tabii ki. Evet. Peki Türkiye'deki mermerin kalitesi nasıldır mesela dışarıda başka rakiplere göre? İyi kalitede mermer kalitemiz çıkar mı? Kalitemiz çok iyi, çok güzel ama makine yani işlenme konusunda açıkçası daha zayıfız. İyi olabiliriz. Kesinlikle çok evet, daha iyi olabiliriz. Var. Evet. Peki zor bir iş mermer işi ama çok evet. Merak ettim. İlk bu çıkarılandan müşteriye teslim edilene kadarki süreçte o mermerin başına neler gelir? Ya mermer zaten bir yani Allah yapısı. Dağdan kütle halinde alırız biz bunları. Keseriz. Tırları yükleriz fabrikalarımıza. Getiririz. Fabrikalarımıza katrak dediğimiz makinelerimiz var. Burada işte projeye göre ikilik, üçlük veya beşlik et kalınlığı santimetreden bahsediyorum. Halinde kesilir. Sonra levha haline getirilir. Ondan sonra taşımıza gerekirse sakatı varsa epoksi file dediğimiz malzeme var. Bununla taşı kuvvetlendiririz. Sonra mimarlarımızın veya müteahhitlerimizin talebine göre ölçülere göre keser ebatla üzerine cila yaparız. Ustalarımızları yerine taşır, montajımızı yapar, teslim ederiz. Peki daha çok müteahhitlerle mi, mimarlarla mı çalışırsınız? Ya biz ağırlıklı hep müteahhitlere hitap ettik ama toplu konut işlerini. Tabii ki de mimarlarımız oluyor, geliyor. Biz onlarda çok hızlı değiliz. Hı hı. Ama metraj olarak, iş hazmi olarak daha çok toplu konutlara iş yaptığımız için ağırlıklı onlara hitap ediyoruz. Yani büyük hacimli işler daha çok yapıyorsunuz. Evet. Diğer bu mermer işlemeler, küçük işte mermer masada yapıyoruz. Hiç çekinmiyoruz, küçümsemiyoruz. Bir tane eşik bile yapıyoruz, müşterimize teslim ediyoruz. Evet, yani orada... Eşiklerimiz kapının önüne koyulan bir mermer parçası. Evet, diye. Onun bir de yapabiliyoruz. Kesinlikle. İşimiz. Peki kimler bu işi yapabilir? Yani herkesin yapabileceği bir iş midir mermer işi? Ya mermer işi aslında herkesin yapabileceği bir iş ama ilk başta çok korkutulabilir. Abim babadan evet mesleğin içindeyiz ama sektöre çok sonradan geldi. Kendisi de çok iyi işi kaptı, öğrendi. Yani mutfağından gelmeyerek ama mutfağından işi öğrenebildi. Onu gördüm ki herkes bu işi yapabilir ama çalışarak, emek vererek. Peki nasıl yurt dışına çok fuarlara katılır mısınız? İhracat ülkemiz için çok önemli. Neler yapıyorsunuz bu konuda? Yani yurt dışına fuarlara biz bir stand kurmadık. Ama misafir olarak katıldık. Bununla daha çok İtalya olsun. Katılmayı da düşünüyoruz. Ama inşallah onun bir zamanı var. Bir hazır olacağız. Altyapımızı daha düzgün yaptıktan sonra inşallah oralarda da... Ülkemizi de tanıtacağız, taşlarımızı da tanıtacağız. Yani ihracatta çünkü rakipler çok kuvvetli. Oraya çok kuvvetli. Çok hazır gitmek gerekiyor. Ama bugün kuvvetli, yarın... Ne olacağı belli olmaz. Yarın ne olacağı belli olmaz. Evet, çalışarak her zaman onların önüne geçebilir. Kesinlikle. Peki Mustafa Bey, herhangi bir meslek birliği ya da birlikte çalıştığınız kurumlar evet, var mı? Evet, biz de beraber yine bulunuyoruz ama ben daha çok ağırlıklı Müsiyat Maden Komitesi'nde bulunuyorum. Onun haricinde geç pendik iş adamlarının da aktif görev alıyoruz. Bunun yanında Uluslararası Sosyal Medya Derneği'nin Pendik Başkanlığı'nı yürütüyorum. Son olarak da Türk-Alman İş Ekonomisi'nde Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Yani buralarda mesleğimizi de nasıl daha iyi yapabiliriz, gençlere nasıl faydalı olabiliriz bunları aktif etmeye çalışıyoruz. Yani gençleri daha çok önde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü gençler bizim çok önemli bizim için. Evet. Geleceğimizi onlar gösteriyor bize. Biz gençlerimizi daha çok tutarsak bizim çocuklarımız var 3 yaşında, 5 yaşında. Onların önüne yön göstermiş oluyoruz. O yüzden bunlara önem veriyoruz. Hani evet işimiz güzel, işimizi yapıyoruz ama bu işimizin devamı için gençlere sahip çıkmamız lazım. O yüzden her
bu STK'larda bulunmak bizim için çok iyi. Kendimizi geliştiriyoruz, ticaretimize de katkı sağlıyor ama gelecek nesile faydalı olduğumuz için biz buralarda bayağı bir aktif bulunmaya çalışıyoruz. Ticaretimize tabii zarar vermemek önemli bu konuda. Bu çizgiyi de kaçırmamak önemli. Evet. Aile de önemli. Şimdi bir tarafa hep ağırlık verdiğin zaman ailen açık kalıyorsa bu önemli değil. Ticarete de zarar gelmemesi lazım. Hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Bizim burada güzel avantajımız ikimizin birlikte olması. Birimiz STK'daysak, hani böyle bir yerle bulunuyorsak diğerimiz ticarette kalıyor. Yani havuz sistemi oradan alıp buraya aktarıyorsun. Hı-hı. Bilgiyi de öyle, ticareti de öyle. Ama hepimiz hep aynı yerde olduğumuz zaman o daha sıkıntılı oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Güzel oluyor oralar. Yani tavsiye ederim de insanlara. Siz de çok sektörün zorluğu ya şimdi geriden gelen sektörlerin, eskiden kalan sektörlerin işte ara personeldi, işte bu işi teslim edecek kişiler de zor mu sektörünüzde? Yetişmiyor mu? Var mı böyle bir sıkıntı? Yani aslında yine biz de kaynaklı. Yani gençleri biz şu an hep işte en kolay para nasıl kazanır? İşte internetten para kazanma kolay çeşitleri var. Oraya kaydığı için biz de onları aslında kazanmamız lazım. Bir şekilde güzel göstermemiz lazım. Yani bugünden başlamış ben çocuğuma bile mermeri nasıl tatlı gösterebilirim? Hani mermer deyince ona kötü gelebilir. Yani inşaat, soğuk. Ama biz bunu güzel eğitmemiz lazım. Gençlerimize, yani kendi yine kuzenlerimiz, yeğenlerimiz. Onlara bile güzel göstermemiz lazım ki oraya gitsin. Yani biz de babamız zamanında soğuk geliyordu. Ya iş fabrikaya geliyorsun, soğuk, su. Yani işimize hiç gelmiyor. Bugün bilgisayar başında oturun. Çok kolay para kazandığını zannettiğin bir sistemde bulunuyorsun. Halbuki baktığınızda insanlar buraya saldırıyor ama çoğu parasını kaybediyor böyle yerlerde. Hani belki tecrübeli davransa kazanabilir. Hani onun pek bilgim yok. Ben o konuda tecrübeli değilim ama insanlar daha çok para kazanacağım diye evi de, ev parası da, araba parası da gidiyor. Duymuşsunuz da kredi çekip buralara yatıranlı insanlar var. Üzülürüm onlar için ama tercihleri o yönde. Yine kendimize ben suç buluyorum. Onlara sahip çıkmamız lazım o insanlara. Evet, bedava peynir çok fare kapanında bulunur diye çok dediğiniz gibi bir laf var. Hani çok kolay olsa mermeri hemen alırdık. Işınlayıp inşaatları indirdik abi bu kadar kolay olsaydı. Nerede değil mi mermer işinde özellikle? Gibi, evet. Taşın altında mesleklerden bir tanesi. Yani böyle taşı kırmak, çıkarmak gerçekten çok emek ya isteyen bir iş. Bizdeki madende şöyle bir şey oluyor. Madenden çıkartacağımız sahada dair yani yakınlarda bir ev varsa başınızın etinizi yiyor sizin. İlk önce geliyor işte sen sahip çıkıyorsun veya ona. Diyorsun ki işte hani elektriğini suyunu vereyim diyorsun. Sonuçta aynı yerde büyüyorsunuz. Bir yerden sonra artık sana bakmak zorunda oluyor. Geliyor sana diyor ki işte bana şu kadar para vermezsen sana şöyle şöyle yaparım. Bunları aşmak inanın çok zor oluyor. Devlet kısmında da zor bu. Madenlerde devlete işte çok kolay olsa hani aşamaları hemen maden kurup devam edebilirsin. Maden çok verimli bir mermerde bir durum. Fakat bu uzadığı zaman insanlar da bıtkınlık geliyor. Hani fabrikacı, ocakçı bu sefer diyor ya niye o kadar uğraşacağım diyor. Devletle ayrı uğraşıyorsun, vatandaşla ayrı uğraşıyorsun. Bunlar açtıktan sonra çok da bir sermaye gerektiren bir şey. Hani altından sonra mermer madeni çok fazla para harcayan bir sektördür. Harcıyorsunuz ama çok insanlar yılıyor. Hatta biz işte bu STK'larda bunu bürokrasiye çok iletiyoruz. Bunlar çok uzadığı zaman süreç zaman, bedel insanları yoruyor, geri çekiliyor. Halbuki yani doğal taş orayı keşfediyorsun, yerli milli bu taşı alıyorsun, Türk makinelerinde üretiyorsun, Türkiye'de satıyorsun veya uyguluyorsun. Çok güzel bir şey. Yani hiçbir ithalliği yok burada. Her şey tamamen kendi içinde, kendi elemanla, kendi istihdamla bunu çok güzel bir hale getirebiliyoruz. Ama yukarıdan daha rahat geldiğimizde inşallah biz de faydalı olacağız. Hani bunları güzel şekilde devletimize aktardığımızda onlar illa ki bize destek çıkacaklar. Bizim mermerin bir kötü avantajı daha var. Kırıldığı zaman bunu çöpe attığınızda, ocakta da aynı şekilde molozlar var. Bunları çöpe atamıyorsunuz. Bunları hep sıkıntı. Geliyorsun fabrikaya. Fabrikada taş kırılması maliyettir ama o kırıldığı zaman çöpe atmak da bir maliyet. Evet. Hani su gibi değil. Ya at gitsin yere gibi olmuyor. Her şey çok kıymetli ama çöpü de sıkıntılı. Yani böyle bir meslek bizimki. Şu zamanda zaten dünyada en çok konuşulan şey ne kadar az çöp çıkarabiliriz. Her mesleğin sürdürülebilir olması, geri dönüşümünün olması. Nedir o tozlardan bir şey yapılıyor mu? Evet tozlardan yapılıyor aslında. Bir şeyler daha çıkartıyorlar işte oluyor gibi ama biz bunları daha çok... Bu fire dediğimiz işte ebatlı taşlar. Bunlar bize çok külfet. Molozlar onlar. Yani tozlar biraz daha evet ilerledi. O konuda yine bir şeyler çıkartılıyor, oluyor, uğraşıyorlar. Allah razı olsun yine yapılıyor yani. Bedava bir mal veriliyor. Yeter ki hani üretilsin elimizde kalmasın. Bize çok külfet. Su da aynı öyle. Yani çamur da.
Ama inşallah düzelecek. Yani biz öyle görüyoruz. Evet. Biz gençler toparlayıp düzelteceğiz. Kesinlikle. Yani her sektörde teknoloji, dijital evet. çok öne çıkıyor. Mutlaka sizin işlerinizin de kolaylaştıracak bir tarafı olacağını düşünüyorum. Şu an belki çok uğramadı teknoloji, dijitallik ama. Bize biraz uğradı ama biz kendi içimizde bu üç boyutlu onu nasıl uyarlayabiliriz diye. Hani bir altyapısını yapıyoruz. Arkadaşlar çalışmasını da yapıyor. İnşallah ilk olanlardan birisinden olacağız. Güzel bir şey projelerimiz var. Onları da sunacağız. Hem buradaki güzellik aslında müşteri hiçbir işe yaramıyor belki hani bu teknoloji anlamında üç boyutlu ama sadece kendi firmanı gösteriyorsun işte. Biz teknolojiden geri kalmayan yeni nesil gençler olarak bunları böyle aktarıyoruz. Adam onu gördüğü zaman fiyatın hiçbir şey etkileyemiyor senin. Sadece orada bir sermaye harcıyorsun ona. Prestij kazandırıyor. Başka hiçbir şey olmuyor onda. Evet, en azından biraz daha böyle de bitmiş halini gösterebiliyorsun. Evet, öyle oluyor. O da çok önemli. Hani mesela ocağı yapabiliyoruz. Adam geliyor fabrikaya. Adamı gözlüğü takıyorsun. Ocağı gezdirebiliyorsun. Yaptığın işleri gezdirebiliyorsun. Dolaşıyor oralara hani gözlüğün içinde. Biraz hoş doluyor tabii ki de. Değil mi? Peki var mı böyle çok sorunlu bir anınız, hatıranız, anlatacağınız? Çünkü gerçekten böyle ben de zaman zaman sosyal medyada içerikler görüyorum. Koca koca kaya parçalarını parçalıyorsunuz. Ya yani var mı böyle anlatmak istediğiniz, yaşadığınız büyük problem? Bizde bir batak dönemimiz oldu. O biraz yordu bizi. Sıkıntılı bir düşüşümüz oldu. Zorlandık işte. Hatta bizim o bankadan kötü haberi aldığımız inişimiz vardı. Sessizlik içinde merdivenden aşağı indik ama bir hüsranla indik böyle. Bir erkeğin en kötü hüsranı çöküşümüş ticarette. Kızınki de ayrılmakmış. Biz onu yaşadık orada zaten. Bir kötü olduk ama Allah'a şükür kısa zamanda atlattık. İşte büyüklerimizden tavsiye alarak sonuçta bir ters hareket yapmadık orada. Yavaşladık biraz daha, frenledik. Düşüşümüz oldu ama batırmadık Allah'a şükür. Devam ettik sonrasında. Şu an daha iyi pozisyona geldik. Bir de korona da bize denk geldi. Hepsi birleşince bir sıkıntı yaşadık. Hiç düzeldi yani maalesef, bizdeki maalesef. Sıkıntımız oydu. Peki böyle görev paylaşımında siz mesela daha çok hangi işlerde bulunursunuz? Gökhan Bey hangi işlerde bulunur? Ben genelde şantiye içindeyim. Resmi işlerde ben varım. STK'larda ben bulunuyorum. Gökhan Bey iş alımında. Ben iş alırken çok hevesliyim. Çok severek alırım. İşi alırım. Sistemi paslarsınız. Kurarım sonra çekilir. Aslında bizim ikimizin güzel bir avantajı da o has odaklı, ben acı odaklıyım. O iş alırken ben almasın diye isterim. O da işi aldıktan sonra işi yapmak istemez. İkimiz burada güzel paylaşım yaptık. O işi alıyor, ben oraya karışmıyorum ona. Hani sadece kötülerini söylüyorum. O yine alıyor. Ben ne dersem diyeyim alıyor yani. Hani alma odaklı. Çok kötü olduğu zaman durduruyorum onu. Hani baktım artık sıkıntı. İş aldıktan sonra da bana karışmıyor bu sefer. Ben de bir yerden sonra onların destek oluyorum ama ister istemez karakterimize göre işleri ayırmış olduk. Evet. Bu yüzden güzel oluyor. Ben düzenli, prensipli olmaktan yanayım. O dağınık ama risk almayı seven, devam et. Ben mesela risk almayı sevmiyorum yani istemiyorum böyle bir şey. Fakat karakterimiz burada dengeliyoruz. Güzel ticaretimize de yansıyor bu. Bizim için güzel bir avantaj oluyor. Mesela o STK'da bulunmayı hiç istemiyor. Yani istemediği için de bulunmuyor. Benim de işime geliyor. Çünkü ikimiz orada bulunsak yine az önce bahsettiğim gibi sıkıntı. Böyle güzel oluyor yani. Evet, ben daha çok futbol takımına benzetirim böyle. Forvetler çok konuşuluyor ya, onlar ama genelde işte sahanın içinde koşmazlar, etmezler, evet. Sadece gol atarlar. Evet. Değil mi? O defansı, orta sahayı evet. Çok görmüyoruz. Evet, evet, oralara bırakıp dediğiniz gibi Mustafa Bey de burada oyunu kuran, dışarıda paslaşan, bürokrasiyi aşan taraf, siz de işi bitiren taraf alıyorsunuz. Evet. Peki. Hedeflerini sorayım biraz da. Peki ileride düşündüğünüz işte şöyle bir hedefimiz var, bir maden hedefimiz var gibi hedefleri var mı Kuvars Mermer'in? Bir hedefimiz Allah'a şükür ne olduysa bir şekilde ulaştık ona. Şu an maden ocağına, yani daha doğrusu ocaklarına, birkaç tane bir maden ocağı düşünüyoruz. Ama hazır değiliz. Hı-hı. Hedefimiz en yakın onu görüyoruz. Farklı sektörler zaten alttan biz ufak tefek yaparız. O çok önemli değil ama bizim ana mesleğimiz mermer olduğu için mermerde hedef koyduğumuz bir mermer ocağı tanesi olsun isteriz. Daha var aklına gelmedi. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl açıkladığı 500 ilk firma var ya. Allah'ın izniyle onda girmeyi hedefliyoruz. Hani bugün değil ama ileriki zamanda inşallah niyetimiz orası yani. Orada kendimizi göstermek istiyoruz. Hani bundaki amaç bencillik değil aslında. Hani bir yenilikçi bir firmanın orada bulunmasını, mermerci firmaların orada bulunmasını istediğimiz için orada bulunmak istiyoruz. Evet, Allah nasip ederse bulunacağız inşallah. Önemli. İnşallah elinizden geldiğinizi yapacağınıza inanıyorum ve orada olacağınızı da düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için. Var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey?
Yani gençlerimiz, benim derdim gençler. Gençlerimize hani biz de sahip çıkalım, herkes sahip çıksın. Onlar da olabildiğince büyüklerin yanında bulunmasından yanayım. Ben bunu diyebilirim, aklıma gelen bu. Kesinlikle, bence zaten böyle işlerden kaçıldıkça aslında o işlerin kazancı değeri daha fazla olacak zamanla. Kesinlikle öyle. En azından biraz bilgi sahibi olup böyle evet, soğuk bakmasınlar değil mi mesela? Evet, kesinlikle evet, öyle. Çok teşekkür ederim katılımcı. Rica ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili bizim izleyicileri, gerçekten zor bir işi konuştuk. Gerçekten zor bir iş. Cazibesini belki günden güne kaybediyor ama gençlerin özellikle, ama bu işlerin içinde bulunmak emin olun ilerleyen zamanlarda sektörde istihdam bölümünde size çok fayda sağlayacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.